Şu anda zaten bir su efekti falan atılan sinema salonları mevcut ya. Hani ee, onlar... İlk şeyde kullanıldı. Bu Colin Forrell'un e, ne dünyaydı? Yeni Dünya. Yeni Dünya filminde e, orman ve deniz sahnelerinde orman kokusu ve deniz sahnelerinde deniz sahil kokusu verildi. E, koltuk altlarından Özel şeylerle, fızfızlarla. Acaba ne kadar etkileyici oldu hani sinema? Ben bir parça olmuştur ama hareketli koltuk de. olsaydı belki sahneleri biraz daha etkili yapabilirdi. Belki dediğin şekilde olabilir ee, sinema salonlarında abi hani hareketli koltuk hani o. Bir geçen bana, bana bir şey yani. sordu. Eski sinemalar mı yeni sinemalar mı diye sordu. Vallahi aslında bu soruya nasıl cevap verir bilemiyorum Eski sinemaların tadı çok başkaydı. Bugünkü sinemaların tadı daha bir başka. Evet. İkisi de kendine göre güzeldi. Ya da güzel. Gelişiyor mu? Gelişmiyor mu şimdi o da var. O da bir göreceli. Sinema var. sektörü gelişiyor elbette ama e, daha dar geliyor bir odada mu? daha az bir kitleyle e, hani şey gibi bir sahne vardı ve gülerdik topluca. E, bir anda 600 kişi gülmeye başlardı. Şimdi içerideki sayı 10, 20, 30, 40'lara düşünce gülme psikolojisi de biraz azalıyor gibi geliyor tamam. bana. Biraz daha donuk, biraz daha mat seyretmeye başlıyoruz. Çünkü sürümümüzün sayısı az az gülen olunca oradaki kahkaha keyfini yakalayamıyorsunuz. Yani evet. düşünün 600 kişinin aynı anda gülmesi var, 20 kişinin gülmesi var. Peki şu anda günümüzde tartışılan bir konu da şu hani hazır sinema sektöründeyiz. Sinema eee sal salonlu falan Yok, tartışıyoruz. Yok, canım sinema sektöründe değiliz biz. Ne deyiz? Biz televizyon sektöründeyiz. Televizyon sektöründeyiz. Son, sonuçta görüntülü bir sektör, görüntü olan bir sektör. Ama sinema sinema dersen o haksızlık olur. Yani o ayrı bir şey yani. yani televizyon hı. Geçmiş yıllarda e, rahmetli Atilla İlhan bu konuyla Hı. alakalı biraz sert bir ifade kullanmıştı. Tiyatroların miadını doldurduğunu ve çok da abeste iştigal edecek bu cümle bir nebze masivasyon yapmak olduğunu söylemişti. Hı. Tiyatronun sinemanın yanında. Aynı konuyu yıllar sonra bir başka gazeteci de dile getirmişti. Buna benzer cümlelerle, yakın cümlelerle. Tiyatro artık bitmiştir, e, sinema yaşasın gibi bir cümle kullanmıştı. Tamam sinemanın bir baskınlığı var ama yani bitmesi için de hiç olmaması lazım. Evet. Ama yok mu? Tiyatro yok mu? Var, elbette var. Şu an kaliteli oyunculara baktığımız zaman hepsi tiyatrocu yani tiyatro... Ama dizileri tercih ediyorlar. Ama tiyatro geçmişti. Geçmiş. Çünkü para orada. Çünkü para İşe tiyatroyla başlıyorlar. Elbette. Para orada olduğu için dizi sektörü... Yok şimdi artık kastan olur. direkt geliyorlar. Neredeyse. Yani e, kastan belirleniyor. İşte ajansı gönderiyor. Eğitim var mı? Var mı? Tartışılır. Yok mu? İşte tartışılır. İşte eğitimde... Tartışılır. Acaba oyunculuğu artık televizyondan mı öğreniyoruz? Neredeyse. Neredeyse. Yani e, oyuncu adayı da televizyondan, dizilerden öğreniyor. Bakıyor işte karakteri ya da tipe. Ha diyor böyle oynarsan tamam olmuştur. Baktığınız zaman zaten elinin kolunu nereye koyacağını bilmeyen adamlarla dolu. Diziler. Doğru. Günümüzdeki yarışma programları falan da bu işte tartışma programlarında da hani bu şekilde. Peki oluyor. sektörün içindesiniz. Yani bu yozlaşma ya da dejenerasyon nereye kadar gidecek? Ben hep bu sorularla bitiriyorum aslında cümleleri ama. İşte insan. Beni gelecek korkuttuğu için soruyorum. İnsana göre şekillenen olduğu için demek ki insanlar bu şekilde hani insanlar reddedebilirdi bu Hani bu şekilde olmaz kardeşim. Hani tiyatrocu hani nereden kim, çıktı? Kim kim reddedecek? Ee, örneğin şu anki oynayan dizilerden Herkes Şikayetçi. İşte herkes bu, Şikayetçi. Bunu Peki yani, ben ona e, çok inanmıyorum. Ya yani herkes Şikayetçi midir? olsaydı kanalı evet. tercih edilmezdi. Yani. Olmaz öyle bir şey olmazdı. Aynen öyle yani. Şikayetçiymiş gibi yapıyoruz biz. Evet. Şikayetçiymiş gibiyiz. İzlemiyorum deyip izliyoruz. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Değil. Kesinlikle öyle. Tü deyip evet. arkadan aynı güzel diyoruz. Evet. Çünkü çekiyor yani. Oradaki tartışma, yapaycılık. Hani insanların birbiriyle tartışması. Özellikle hani bahsettiğim programlar. Peki özentiden zaten ne zaten zaman yani. kurtulacağız? Ee, çok fazla özentimiz var. Özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan alıyoruz. Yani sinema deneyimlerimizin, denemelerimizin tamamı neredeyse Amerika. Ee, dizilere bakıyoruz. Yani Avrupalaşma çok modern bir görüntü. İşte ışıl ışıl bir İstanbul görüntüsü altında film çekiyoruz. Bir tarafta Barış ve hep Barışları izliyoruz. Belki özene özene özgün olmayı mı öğreneceğiz acaba? Özgünlük nedir? Özgün nedir? Özgün ifadesi nedir? Yani bugün yıllar evvel tartıştığımız bir konuyu getirdin aklıma ee, Ahmet Kaya. Özgün müzik yapıyor yani portes ya da çağdaş halk müziği diye ifade ettiğimiz ...tarzda müzik yapıyor. Özgün tanımı nedir? O zamanlar konuşmuştuk bunu ve şey demiştik. Özgün ilk yaptığı albüm özgün. İkinci değil. Çünkü ikincisi benzer. Daha özgünlük almıyor. Hmm. Özgün kendine has. Bir kez yapılan. İkincisi özgün olmaz ki. Devam tamam, oldu sadece. Kendisi için aynı ama mesela ben yapıyorum bunu ama Turgay öyle bir şey yapmıyor. Evet. O kulvarda özgün diyeyim o zaman. Öyle de diyebiliriz. Bir tamam önükleme. belki kendimi yineliyorum ama bu benim yaptığım benden başka yapan yok. Yani i̇şte o, o kadar özendim şey... o kadar sömürdüm ki onu, onu o kadar çok taklit, taklit ettim ki. Onun artık eksiğini gördüm. Artısını kattım. Ondan ayrıldım artık. Evet. Ya bu anlamda özgün müzik o zaman herkes yapıyor diyebiliriz. Yani birçok insan özgün müzik yapıyor diye. Yeni bir akım oluşuyor. Yeni bir tarz oluşuyor. Yeni bir tarz buluyor. Biri bir şey deniyor. Ee, o özgün. Örneğin Can mu? Özgün diyebiliriz değil mi? Çünkü farklı. Değişik. Abi, İlk kez yapıyor. Atıyorum ceza. Şu İlk kez yapıyor takıldı. gibi. İsmail YK diye bir şey... Ee sanatçı artık yani sanatçı şarkıcı diyelim şarkıcı diyelim ama adam e, bir programa katıldı. E, programda çalmadığı enstrüman yoktu ve gerçekten çaldığı enstrümanlar beni çok etkiledi. Ya bu hatta bu adam İsmail YK falan değil dedim hani tartıştım annemle tartıştım yani ben bunu. Bunun şu cevabı dedim. onun adam, cevabı basit ama. Şu şekilde dedi. Benim yaptığım müzik Türkiye'de ilgi çekmedi. Ben de şimdiki tarzımla müzik yaptım ve çok tercih edildi. Hani adamın sanatçı kişiliğini geride bırakıp hemen açıklayalım hani, ee, abi. bu konuya en azından kendi düşüncem. Fatih Erkoç, Sinan Erkoç, abili kardeş, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu böylesi çok ciddi müzisyenler var Türkiye'de. Ee, Fatih Erkoç'un yıllar evvel yaptığı bir açıklama vardı. Şey diyordu. Ellerim bomboş yapmasaydım açtım bugün. Yani satabilmek adına pop ya da piyasa müziği yapmak zorunda kaldım. Ee, yıllar sonra bir tane ...caz mı, blues mu? O tarz bir albüm denedi, hiç satmadı. Hiç satmadı. Eşe dosta dağıttı. Türkiye'de ilgi çekmiyor o zaman bu Yani <laughs> belgesel gibi bu iş ya? Evet. Yani belgesel yapmak isteyenler de piyasa diye tabir ettikleri işler yaparlar, parayı toplarlar, sonra da onu belgesele yatırırlar. E şeyden örnek verelim. E... bir insan kendi kulvarında birçok insana göre çok iyi olabilir. Sen ben beğenmiyoruz. Örneğin Mahsun Kırmızıgül'ü beğenmiyoruz. Müzisyenliğini beğenmiyoruz. Sesini beğenmiyoruz. Tarzını beğenmiyoruz. Ama adamın sinema sektörüne baktığında, yaptığı filmlere baktığında, yazdığı, çizdiği, yönettiği ve hatta oynadığı filmlere baktığında on numara film yapıyor adam. Şimdi ne diyeceğiz? Bu adam müzik sektöründe gerizekalı bir Arap ama sinema sektöründe deha bir adam mı diyeceğiz? Bunun ortası nedir? Neye göre e, çarpıyoruz, bölüyoruz, çıkartıyoruz hayatımızın içinde? Burayı tartışmak gerekiyor bence. Çünkü e, bir tarafta müzisyenli bir tarafta sinema kimliğiyle öne çıkan bir adam var. Ama müzikte tükaka yapıyoruz. Hayatta dinlemem işim olmaz ama sinemasına koşa koşa gidiyoruz. Ve ayakta alkışlıyoruz. Bravo diyoruz. Evet. O zaman diyebilir miyiz bu adam müzik yapmasın sadece sinema yapsın. Peki onun müzik yapan, şey, müzik yaptığı için seven çevresi, eşi, dostu ya da kendi kitlesi ne düşünüyor bu konuda acaba? E, bunların tamamı mı acaba müziği bilmiyor? Biz biliyoruz burada bir avuç insan. Böyle de tartışmak gerekiyor aslında. Güzel. Yani aşağı doğru değil de. Evet. Ya şey yapmak gerekiyor. İki tarafa birden bakmak. İki ucu boklu değnekleriz ya biz. İki tarafa da bakmak gerekiyor. E, Kantarın topuzu. Yıllar evvel şeyi tartışmıştık. Çok fazla magazinel diye biri tükaka demişti Yılmaz Erdoğan için bir öğretmen hanımefendiydi. Kendisi resim öğretmeniydi ve tartışma arasında demişti ki siz ne iş yaparsınız? Resim öğretmeniyim. Yani işiniz çocuklara resim dersi vermek öyle mi? Başka? Bir de annesiniz. Ne kadar güzel. Peki Yılmaz Erdoğan diye eleştirdiğiniz adama bakalım. Şairdir, yazardır, çizerdir, oyuncudur, yönetmendir. Şunu 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 şunu, şunu yapmıştır falan da filan da saydık saydık saydık. E adam magazine çıkmış diye yaptıklarını yok saymak ne kadar abes bir şey. E onu magazine çıkartan da biziz. Kesinlikle. Talep ediyoruz, çıkmasını ya, istiyoruz. Talep etmekten öte, e, görünecek ismini sıcak tutacak, sadece proje üretmekle isim tutulabilir mi acaba sıcak? Ve proje üreterek ya da projeye hayata geçecek, her zaman maddiyatın olmayabilir, her zaman zamanın olmayabilir. Magazin işin biraz daha kolaycılık yanı. Hazır kamera gelmiş. İki görüntü versen ne olur, vermesen ne olur? vereceksin ismini sıcak tutacaksın sonra ciddi bir projeyle zaten geliyorsun bu kadar basit yine benim... ben şeyi anlamıyorum yani magazin programlarına baktığınızda ee, işte kadın erkek yan yana yürüyorlar oyuncu bunlar ve konuşmuyorlar İşte e, görüntülerden kaçmaya çalıştı flash 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 açıklamadılar cevap vermiyor falan ya atlan deve sanki o kameraya ne kadar muhtaç o kadar ihtiyacım var ki ama orada havasından geçilmiyor beyefendinin ya da hanımefendinin akıllara zarar bir durum ve ben o yüzden habercileri anlamıyorum çekme çekme hiçbir haberci çekmesin bakayım ne oluyor ne olacak yani şeye döndü bu radyoda çalmasın hiçbir radyo örneğin Mahsun'un şarkılarını hiçbir radyo çalmasın hiçbir yerde çıkmasın şarkıları bir anda toplu protesto edilsin örnek veriyorum o zaman kıymetini kim bilir kim alır albümlerini çıkıyorsa. Kim satın alır, kim dinler? Kimse bilmez ki. Belki sosyal medyanın gücüyle birçok insan öyle ayakta zaten. Yani, Ortaya sosyal medya diye bir şey çıktı şimdi. Evet, sosyal. Yani, yani canım şu an bizim şu konuştuğumuz şey hı. havaya havaya yayınlanmayacak, yayınlanmayacak. yani. Havaya sosyal gitmeyecek. Medya. Evet. Hı -hı. sosyal medyada paylaşacağız. Burada o zaman şunu çıkıyor, 200 300 insan kişi izlerse eyvallah. İlla yaptığı bir şeyi Paylaşması gerekiyor yani bunu paylaşacağız biz hani paylaşmam gerekiyor bunu benim bir insanlarla ve, paylaşmam gerekiyor. Ve düzeltiyoruz bir de makyajlıyoruz hepimizde var yani evet. fotoğrafımızı atarken photoshopluyoruz çekip çeviriyoruz aman diyoruz ağzımız burnumuz yamuk çıkmasın düzeltiyoruz e bu biraz sanki mecburiyetimiz gibi oldu. Artık e, sosyal hayatımız o sayfanın içinden ibaret olduğu için orada kendimizi aynada gibi hissediyoruz. Şekli şemalimizi düzeltiyoruz. Biraz da şey var ama kendi olmadığımız gibi göstermeye bayılıyoruz. Örneğin e, kişinin kendisine bakıyorsun, fotoğraflarına bakıyorsun. Kişinin kendisiyle uyuşmuyor. Yani o kadar şey ki normal hayatıyla o photoshoplu fotoğraflar arasında bir uçurum var. Adama bakıyorum kel, saç yaptırmış <laughs> Photoshop öyle bir şey. Ve evet, acar bir muhabir evet. şimdi. Acar İşi, muhabir geldi. Şimdi halleden adam. Çektin şimdi mi? bak. Bir saniye, şimdi i̇şte, değerlendirelim. Çek, çek. Bir saniye, bir saniye bak. Ediyoruz After After effect, Sound Soundforge Forge ve bir kanuncuyla birlikteyiz. Sana bir şey sorabilir miyim? Bize kameramanlık şey. yapacak, bize malzeme sağlayabilecek bir insan. S şu tartışılan olay ne? Canon Nikon olayı. İşte Canon bilmem ne 5D bilmem ne 3D Mark mı ne artık ben de isimlerini bilmiyorum. Nikon'da nikonda böyle bir şey yok. Ee, 5D Mark mı falan. Nikon daha çok stüdyo makinesi olarak kullanılıyor. Keskinliği daha iyi verir. Ama e, dışarıda çekim yapacaksan tabii ki Canon'u tercih etmek zorundasın. Niye? Çünkü renkleri birebir veriyor. Hımm. Bak bu bu bilgi ilk defa duydum. Yok ben Nikon'u aldım yok e ama Peki, şey. Ama belki Nikon'u dışarıda kullanan biri de... ...çıkacak hayır efendim diyecek. <laughs> evet. Ben kullanıyorum dışarıda diyecek. o mis gibi diyecek. Sen verdiğin paraya işte şey yap... ...hani o parayı iki tane Nikon alırdın falan... Diye, ...diyenler de olacak. Sanki bu kameralar birleştiriliyor da... ...kanonu geçiyor. Bak araya, işin falan. makine ayağı da... ...yazılım ayağı da hep taraftarlık üzerine Kaan abi. Dikkatini çekiyor mu? Bu bilgisayar sisteminde de böyle. Yok e. AMD, Intel, işte Nvidia. Evet. Kendi kendi AMD kitlesini oluşturuyor yani. değil mi? Bütün markalar kendi kitlesini oluşturuyor. Hayır, ne kadar ediyor. takipçi sayısı varsa o kadar fazla reklam var ve pastadan payını alıyor. Yani bugün şey düşünüyoruz. Büyük firmaların reklama ihtiyacı var mı? Beko gibi, Arçelik gibi atıyor. Coca Cola gibi. Ee, Coca Cola mi? gibi. Ama her gün reklamları gözümüze gözümüze sokuyorlar. Niye? Rekabet var, rekabet var. Rekabet var. Ayakta ağır. kalabilmenin yolu, ismini sıcak Hı. tutabilmenin yolu... şey hatırlasana Pepsi, Michael Jackson. Evet. Yani kim bugünkü şartlarla Michael Jackson'ı bir reklamda daha oynatabilirdi acaba? Adam Geri öldü zaten artık Şu mümkün Amerika'da, Geri gelebilseydi. Yani. Amerika'da... Ne hangi şeyler turnuvalarda bir turnuvalarda Super Bowl Super Bowl ha Bowl. Bir saniyesini adam milyon dolarlar yatırıyor Doritos'tu herhalde o şey çünkü tatırı... herkes kilitleniyor çok bütün, fena yani bütün memleket oraya bir kilitleniyor saniye bir şimdi dolar, reklamlarda şey dikkatinizi çekiyor mu ünlü biri atıyorum Fikret Kuşkan son reklamı şimdi vermeyelim son reklamda oynuyor Ver abi niye sanki havaya gitmiş ne olacak <laughs> ha öyle Üç saniyelik bir görüntüsü var ve üç kelime söylüyor. Onun yerine yani yaptığı tipe ya da role baktığınızda herhangi biri de olabilir. Herhangi biri o yaş ortalamasında o görüntüde herhangi biri aynı cümleleri söyleyebilir. Fikret Kuşkan olması şart değil. Ama o üründe Fikret Kuşkan eğer halka sempatik, samimi, sıcak ve güvenilir geliyorsa o ürün o anlamda satıyor. Yoksa o paranın çeyreğine ya da onda birini bir başkasını ya da bir başka biri biri birilerini oynatabilir değil mi? Ya o reklamın sahibi. Şu şeyi düşün, düşünsenize ya. Çamlıca reklamında gazoz reklamında Nurialço oynattılar. Hani evet. Nur oynadı. Evet. Yani bir tane daha gazoz firması. Sprite Nur Yalçı oynatsaydı nasıl bir olurdu yani? Onu şimdi Çok, değil canlandırdım <laughs> da. <gülüyor> nasıl olurdu Sprite? Kesinlikle. <laughs> Enteresan olurdu. Yani. Evet. Çok güzel bir örnekti. İyi bir örnekti. Ee... Çekim filan Biz bunlardan bahsediyoruz. Sen de çekimlerden evet. bahsediyorsun. O zaman şöyle ufak ufak toparlayalım. Saatime bakıyorum. Aman sıradaki arkadaşımıza teslim edeceğiz. Demiyorum sırada arkadaş falan yok. <laughs> Konuşacağımızı o konuştuk. O zaman kapatmanın Başkanım önce yine. sana sormak istediğim soruyu sorayım. Zaten Turgay'la böyle bir şey kapatmak <laughs> mümkün değil. Bir i5 toplayalım dedik. Kapatana kadar 45 dakika geçti. Buyur bakalım. Bunu daha önce de sordum sana. Şimdi onun cevabını İnşallah dinleyen birisi faydalanır bu konuştuklarımızdan. Kurguyla montaj arasındaki farkı bana anlatır mısın? Kurgu nedir? Montaj nedir? Aynı şey midir? Bunu küçük bir anekdotla anlatacağım. Ee, fi tarihinde bir ilan verildi. Ee, televizyona montajcı arıyoruz diye. E tabi başvurular geldi ama bir tanesi <laughs> çok özeldi. Ee, hangi programı kullanıyorsunuz dedik. Ne program dedi? Ben elle yapıyorum dedi. Allah Allah hani non-linear falan doğrusal olmayan kurgu bu doğrusal yapıyor herhalde diye düşünürken abimiz mobilya montajcısı çıktı. Yani böyle bir ufak bir anıktadı anlatarak ben işten çekiliyorum ben kurguyu tercih ederim yani montaj bilmiyorum. Güzel güzel bir örnekti. E o Or zaman şöyle bitirelim yapımda ve yayında. <gülüyor> <gülüyor> Emeği geçen montajcı ve kurgucu arkadaşlar kesinlikle bunu iki bölüm olarak da dinleyebilirsiniz. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Ağırlıklı olarak yine kurgu üzerinden etrafında dolaşarak kayacağız. zaman zaman teknik tabirler de kullanacağız. Aynen, Bazı öyle. püf noktaları da Aynen. anlatacağız sizlere. Ama bu ilk programdan ben çok keyif aldım. Sevgili Kaan abi ve değerli arkadaşım e, Turgay ve Teşekkür bendeniz olur. Erdem ve misafirimiz Onur ile evet. e, kapatıyoruz. Onur bir hoşça kal de bitsin. Konuşmuyoruz biz. Hoşçakalın.